Merhabalar değerli Saat 7 Türk izleyicileri. Büyükleri Masallar'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Gamze, sevgili Nisan'la birlikte bugün size yeni bir masal okuyacağız. Ve sonrasında da bu masalın bize öğretmeye çalıştıklarına bakacağız. Rabbin sözündeki bize öğretmeye çalıştıklarına, gerçekten buradaki izlere bakacağız sizlerle birlikte. Ve diliyorum ki her zaman, her baktığımız yerde Tanrı bize görmemiz gerekenleri göstersin. Bu masalda da olduğu gibi. Amin. Nisan'cığım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Bugünkü masalımız nedir? Bugünkü masalımız çok güzel ve bütün izleyicilerimizin şıp diye bağlantıyı bulabileceği bir masalımız var bugün. Evet. Zaten hani şöyle bir kelime olarak baktığımız zaman bile sarıca arılarla, sarıca arılarla bal arıları. Evet. Bugünkü arımız da burada efendim. Kendisi çok sanıyorum bir bal arısı gibi göründü bana. Çizgili vesaire. Bal arısıdır umarım. Bal arıları her zaman daha iyi çünkü ürün veriyorlar. Evet. Peki sen bu aralar Rabbin izlerini gördüğün yeni alanlar oldu mu hayatında? Her an oluyor. Hı-hı. Bazen bir film izliyorum, bakıyorum, aa bakın burada insanlar umutsuz. Hı-hı. Ama aslında Rab ne diyor burada? İşte şunu şunu diyor ve oradan bana bir kapı açılıyor. Keşke belki de bu programı filmler üzerinden de yapabiliriz. Ve o kadar çok her yerde Rab'be götüren işaretler var ya böyle... Eğer trafik işaretlerini okumayı biliyorsanız, evet. Yani biraz o işaret dilini biliyorsanız, ha bu yasak, bu buraya yönlendiriyor, burada yol çalışması varmış, burada trafik yoğunmuş diyebiliyorsunuz. Aynen o şekilde de biz normal hayatımızda bir şey izlerken, dinlerken ya da birileri bize bir şeyler anlatırken vesaire izleri okumayı bildiğimiz zaman Rabbim bize bu yöne git, burası tek yön, dikkat et burada şu var dediğini çok kolay görebiliyoruz. Ben de izlediğim her şeyde Rabbin yönlendirişini, Rabbin sözüne olan paralelliği hamdolsun bu aralar kolay bir şekilde yakalayabiliyorum. Bugünkü masalımızda eminim bütün izleyicilerimiz hemen yakalayacak bu bağlantıyı. Peki nasıl bir bakış açısıyla dinleyelim bu masalı? Şimdi iki önerim tür arı var. İkisi de arı. Hı-hı. Ama bunların ikisi de birbirine benziyor. Hı-hı. Ve biri sarıca arı, biri bal arısı. Şimdi düşünmek lazım. Bal arısı bal üretiyor. Çok güzel. Sarıca arı bir şey üretiyor mu acaba? Bu bakış açısıyla baksınlar zaten çok anlaşılacak. O zaman başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Sarıca arılarla bal arıları. İşçi işinde belli olur. Sahipsiz ortada kalmış bir petek. Sarıca arılar bu bize ait dedi. Bal arıları itiraz etti. Sen karar ver denildi. Eşek arısına gidilerek. Davayı halletmek kolay değildi pek. Dinlenen tanıklara göre girip çıkmıştı bazı hayvanlar bu peteklere. Kanatları vızıltılı, renkleri sarı. Yani belki de bal arıları fakat sarıcalar da olabilir. Çünkü onlar da aynı biçimdedir. Eşek arısı şaşırdı. Hakkı da var. Yeni tanıklar dinlendi. İncelemeler, araştırmalar, fakat iş aydınlanmadı gitti. Nihayet söz alıp dedi ki bir bal arısı, çok rica ederim bu dava 6 aydır sürüyor ve başlanılan yerdeyiz hala. Halbuki petekte bal çürüyor. Yargıcın da artık işi çabuklaması lazım. Hem boşuna uzatılıyor mesele. Sarıcalar da çalışsın, biz de çalışalım, bir görelim hele o tatlıların tatlısını, o kutu kutuları hangimiz yapabilirmişiz? Sarıcı arılar yaşanmadı. Sarıcı arılar yanaşmadı bu teklife. Herhalde bu anlamadıkları bir iş olmalı. Eşek arısı da karşı tarafa verdi balı. Keşke hep böyle görülse davalar. Türklerin bu işte tecrübesi var. Yani kara kaplı kitap bırakılıp halkın aklı bize mihenk olsaydı eğer bugün git yarın gel deyip uzatılmazdı işler. Ortada fır dönmezdi para. İstiridyenin içini yargıçlar yiyip kabukları kalmazdı davacılara, diyor. Şimdi bizi en çok ilgilendiren kısmı aslında başı. Şimdi ortada bir petek var ve iki tür arımız var. Bu petekte tabii ki bal var.
Ve bu arılar, bu petek sizindi, bizimdi, sizindi, bizimdi bir tartışmaya giriyorlar. Çok güzel. Sonra tabii kim karar verecek? Arı savaşları olmasın diye gidiliyor eşek arısına. Eşek arısı bir yargıç anladığımız kadarıyla. Biraz büyükçe olduğu için heybetli herhalde, ondan onu seçmişler. Şimdi eşek arısı bakıyor, tanıkları dinliyor. Diyor ki evet, buraya bal arıları da girmiş. Çok doğal değil mi? Çünkü bal kovanı. Sarıcı arılar da girip çıkmış ama. Onlar da araya karışmış. Çok zor çünkü ikisi de aynı görünüyordu diyor. Şimdi nasıl yapacağız? En sonunda diyor ki yargıç, tamam, herkes burada bal yapmaya devam etsin. Ona göre bu kimin balına benziyorsa ona vereceğim peteği. Tabii ki de sarıcı arılar bal yapamıyor. Çünkü sarıcı arılar bir şey üretebilen bir arı türü değil. Evet, şimdi gelelim işin aslına. Evet. Hiç bazen günlük hayatımızda bir işin üzerine konan gördün mü? Tabii ki. Çokça. Ya da, değil mi? Bazen bazı kişiler gerçekten o şeyi yapıyor. Birileri de yapmış gibi görünüyor. Başkasının emeğinin üzerine konmaya çalışarak hak iddia ediyorlar. Hani bu bütün telif hakkı falan filan problemleri var ya. Bunların hepsi buradan çıkıyor. Ama buradaki konumuz aslında o değil. Buradaki konumuz iki tarafı ayırt edebilmek, seçebilmek. Yani bal arısı mı, sarıca mı? Sarıcalar da aynı görünüyor. Sadece aynı görünmek yeterli mi? Yoksa 10 kat ürün, meyve mi vermemiz gerekiyor? Yani biz bir bal arısı mıyız yoksa bir sarıca mıyız? Baktığımız zaman normalde hani kovana yerleşmekse mesele, ilk başta kolayca belki de sarıcalar da hak iddia edebildi değil mi? Bir süre belki orada konaklamışlardır bile. Ve 6 ay diyor, bu 6 ay boyunca ne olmuş bu kovanın hali, orada bırakılmış, gidilmiş. 6 ay boyunca karar verilemiyor bir türlü. Ve yargıç normalde burada bir şekilde zafiyet gösteriyor. Evet. Yani bir türlü bulamıyor. Ama sonrasında bal arısı ne diyor? Bak bakalım kim gerçek, kim üretebilecek ve birinin bir şeyi gerçekten yapıp yapamadığı zaten işe onu koyduğunuz zaman anlaşılır, değil mi? Al buyur gel yap dediğin zaman bakarsın yapabiliyorsa yapabiliyordur, yapamıyorsa yapamıyordur. Evet. Burada bugün bizim hemen günlük hayattan ziyade Rabbin sözüne geçmemiz lazım. Evet. Bir ayet paylaşmamı ister misin? Önce acaba şöyle bir sorsak mı? Acaba tahmin edebildi mi izleyicilerimiz? Evet. Hangi benzetmeye benziyor Hangi bu? Hangi benzetmeye benziyor acaba? Zaten herhalde çok isimden de anlaşılıyor. Sarıcalarla deliceler, delicelerle buğdaylar. Evet. Ve aslında sarı olmaları açısından da son derece benziyor. Şimdi baktığımız zaman Rab de normalde gerçek olanla mış gibi yapanı en sonunda yargı gününde ayırabiliyor. İstersen sen paylaş bakalım bu bölümümüzü, sonra üzerine konuşalım. Matta 13. bölüm 24 ve 30. ayetlerde şöyle diyor. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin? Diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Kelimesi kelimesine, cümlesi cümlesine aslında aynı şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi bakarsak bu benzetmeyi zaten herkes biliyor ama ben yine özetleyeyim. Neticede bir tarla var ve biz tohumlarız. Değil mi? Hep diyoruz hani iyi tohum olalım. Doğru toprağa düşmüş tohum olalım. Doğru bir şekilde köklenelim. Hani öyle hemen rüzgar gelip savuramasın, güneş yakıp kavuramasın.
de deliceler var. Şimdi normal toprağa tohumlar atılıyor. Müjde yüreğimize ekiliyor. Biz de böyle tohumlar olarak hop güneşe yüzümüzü dönüyoruz, büyümeye başlıyoruz. Ondan sonra ama bakıyorlar ki arılarda deliceler var. Delice ne biliyor musun? Aynı bu arı hikayesindeki gibi bal arısıyla aynı görünüyor. Evet. Dolayısıyla gözle, tanıklıkla baktığında ayırt edemiyorsun. Yani gözle olan tanıklıkla ayırt edilemiyor maalesef. Evet. Onlar da bal arısı gibi görünüyor ama bal üretmiyorlar. Evet. Şimdi deliceler aynı başak gibi görünen ama içinde buğday olmayan şeyler. Şimdi buğday yani o tahıl ağırlık yaptığı için normal buğdaylar tabii biraz daha hatta hani alçak gönüllüce büyürler. Evet. Biraz bazen bükülebilirler. Boyları daha az yükselir. Haliyle deliceler ağırlık taşımadıkları için büyür büyür heybetli. Ne güzel başak. Müthiş dış görünüşten. Ama evet, içi boş. İçi boş. Değil mi? Evet. Rab ne diyor? Nereden ayırt ediyor? Meyvesinden. Evet. Bir şeyi her zaman meyvesinden ayırt ediyoruz. Şimdi sonra ne oluyor? Bu deliceler fark ediliyor. Fark edilmiyor mu? Ya bunlar sahte. Bunlar gerçek tohum değil. Evet. Bunları düşman ekmiş. Ayartan ekmiş. İmanlıymış gibi müjdeyi takip ediyormuş gibi yapanları ekmiş. Ve bazen öyle ki aslında aramızda bizden ya da bilemiyorum diğer imanlılardan daha bile belki imanlı gibi görünüyor. Evet. Dış görünüşe göre müthiş başak gibi görünen bir şey delice. Tamam, sarıcalarda kovana haybeden girip çıkmış, bal yapıyormuş gibi yapmışlar. Aynı da, görünüşleri de aynı. Evet. Nasıl ayırt edilecek? Balı yap deyince, değil mi? Evet. Sonra gidiyorlar diyorlar ki bu tarlanın sahibine. Sen iyi tohum ekmedin mi? Müjdeyi anlattık. İyi tohum olacaktı bunlar. Evet, deliceler nereden çıktı? Düşman ekti. Peki. Ne yapalım? Bunları sökelim mi? Diyor ki tarlanın sahibi, bekleyin. Neden? Belki onları sökerken, birilerini toplumdan, topluluktan atarken, dışlarken yanlışlıkla gerçek başaklara, buğdaylara zarar verebilirsiniz. Bekleyin diyor. Yargıç da bu arı hikayesinde ilk başta hiçbir şey söylemiyor. Uzun uzun 6 ay bekliyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Bakalım kim bal yapabileceği gelene kadar. En son diyor ki başaklar o buğdayları üretsin, içleri dolsun. Ondan sonra biçme günü geldiği zaman bu biçim gününde, hasat gününde ne yapacağız? Önce deliceleri şöyle bir keseceğiz, yakmak için demet yapacağız. Hani diyor ya Rab orada diş gıcırtısı var, orada ağlayış var. Evet. İşte onlar öyle atılacak, ayıklanacak. Bizim diş gıcırtısı dediğimiz, bizim o hani cehennem dediğimiz şey nedir? Tanrı'nın olmadığı yerdir aslında. Evet. Öte yandan biz ne istiyoruz? Her zaman iyilik ve sevginin bizi izlemesini istiyoruz. Kesinlikle değil mi? Evet. Biz Rabbin evinde olmak istiyoruz. Biz Rab'le olmak istiyoruz. Meyve vermek istiyoruz. Bal yapmak istiyoruz. Ya da işte içimiz buğdayla dolsun ve ambara götürülmek istiyoruz. Rabbin evine götürülmek istiyoruz. Doğru olan yerde üretmek istiyoruz. Çünkü Rab bize 10 kat, 100 kat meyve verelim diye bizi ekti. Değil mi? Haliyle sonunda ne oluyor? Delicelerin sonu yıkıma gidiyor. Buğdaylar ne oluyor? Buğdaylar deliceler tarafından zarar görmüyor. Dolayısıyla aslında tarlanın sahibi de zarar görmüyor. Kovanımıza, arı hikayemizde bir şey olmuyor. Bal orada duruyor. Hani çürümeden bal arıları yetişiyor. Ve balı yapmaya, kovanı doldurmaya devam ediyorlar. İşte o buğdaylar en sonunda ambara kaldırılıyor. Evet. Ne oldu? Sarıcı arılar bir şey kazanabildi mi? Mış gibi yaptıklarıyla kaldılar. Evet. Hani bizim hikayemizde sarıcı arılar 6 ay belki bir kovana girip çıktılar. Kazandılar gibi oldu. Şeylerde, deliceler de büyüdü.
kötü olan demiştir ki hak işte kandırdım, ürünü şöyle olacak, böyle olacak belki bilmiyorum. O da şöyle ufaktan bir zafer gülüşü atmıştır belki. Ama neticede ne oldu? O yargı günü geldiğinde, o hasat günü geldiğinde akla kara, ak koyun kara koyun anlaşılıyor. Rab de bizden bazen beklememizi istiyor. Sabırla, sakinlikle sabırla, beklememizi sakinlikle istiyor. Hiç gördünüz mü şöyle bir pastör, şöyle bir imanlı, hemen ayıklayalım. Çünkü belki de o gerçekte imanlı, ayırt edemiyorum ki. Yani bunun aynısı olsa bir tane daha ve birine gizliden gizliye bu bal arısı yazsam hangisi olduğunu, hani böyle şey yaparlar ya çocuklara, hangi elim dolu, ikisi de aynı, nereden bileceğim? Bilemiyorum. Neden? Çünkü iman ölçer diye bir şey var mı? Ben böyle hadi sütleri ölçerler, içine batırırlar, yağ oranına bakarlar falan. Öyle bir şey mi var? Yok. Yok. Dolayısıyla benim bir imanlı olarak sarıcayla bal arısını ya da deliceyle buğdayı ayırt edebilme, o hasat gününe kadar ayırt edebilme ihtimalim maalesef yok. Yok. Evet. Ve şöyle bir tehlike var. Ben gidip de belki de aslında imanlı olan, hani ileride buğday çıkaracak olan kardeşime gidip diyebilirim ki sen böyle böyle kötülük yapıyorsun, sen kötü olandansın. Ve onu belki soğutabilirim, kırabilirim, acıtabilirim onun canını. O yüzden de beklemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben de böyle bir pastör görmedim. Bazen bakıyorum ortalıkta, bazen diyorlar ki şu doğru mu, bu kişi şöyle bir şey yapıyor falan. Ve bakın çobanların, başımızdaki çobanların sakinliğine. Diyorlar ki benim pastörüm bana hep öyle diyor. Bekle, Rab'den değilse zaten kendi gidecek. Evet. Ve zaten de öyle oluyor gerçekten. Ve gerçekten öyle oluyor. Bizim gidip de illa ki ben bunları şimdi sökeceğim, hemen şimdi bugünden tezi yok, ben bunları sökeceğim dememize gerek kalmıyor. Evet. O zamana kadar ne yapmamız lazım? Şimdi bir kovan var. Ben bal yapacağım. Giriyorum kovana, balı bırakıyorum, çıkıyorum. Bir yandan oradan deliceler o balı yemeye, aman deliceler değil sarıcalar, o balı yemeye çalışıyor. Evet. Benim güneşimi belki o deliceler kapıyor. Çünkü boyları daha uzun, daha heybetliler. Omuz omuza vermişiz. Belki övgüyü onlar topluyor. Gelen geçen diyor ki vay ne kadar çalışkan sarıca. Ya da aman ne kadar güzel, heybetli bir başak. Evet. Gerçek eninde sonunda anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. Anlaşıldı. Yargı gününe geldiğinizde anlaşılmayacak mı? Anlaşılacak. Ki Rab zaten bunu yapan kişi gizlese de görüyor. Tabii ki, çünkü yüreklerimizi biliyor. Evet. Şimdi ben bir ekin olarak, yani bir başak olarak gidip de sürekli kaygılanmalı mıyım? Bu sarıca bana bir şey yapacak. Bu sarıcanın hali hiç hal değil. Rab böyle bir şey beklemiyor. Oradaki çalışanlara da öyle bir şey demiyor zaten. Farkındaysanız orada tarla sahibi son derece sakin. Diyor ki bekleyin. Bir şey olmayacak. Oradaki yargıç da sakin. Artık 6 ay olmuş. Haliyle en sonunda bu buğday topluluğu, yani bal arısı topluluğu diyor ki biz üretmek istiyoruz doğru düzgün. Ve sonunda bir karar veriliyor. Sanmayalım ki eninde sonunda kazanmış gibi görünen kötünün ya da kötünün ayarttığının gerçekten başı göğe erecek sanmayalım. Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz ama sormak istiyorum. Bu durum iman hayatımızda nasıl deneyimliyoruz biz? Şöyle deneyimliyoruz. Bazen sürekli olarak bu kişi gerçekten imanlı mı değil mi gibi bir kaygıya düşebiliyor bazen kardeşler. Evet. Ben de düşebiliyorumdur. Evet, evet. Yani yeni hepimiz birisi geliyor, doğru mu bu kişi? Ya bazen öyle bir şey oluyor ki vaftiz derslerinde, yani temel Hristiyanlık derslerinden sonra diyoruz ki bu iyi tohum olacak mı, olmayacak mı? Olacak mı, olmayacak mı? Çünkü sorumluluk alıyoruz ve diyoruz ki ya ben topluluğa yanlış birini mi sokuyorum? Ama Rab diyor ki sen sakin ol. Ben ayıracağım sonunda. Rab diyor ki ben bana gelen kimseyi geri çevirmem. Evet. Değil mi? Gelmiş. Deliceyse de, yani sarıcaysa da, cecaysa, Türkçe'de ceca hani sarımsı, buğdayımsı,
Öyle bir şeyse de eninde sonunda zaten anlaşılacaktır. Dolayısıyla benim kaygılanmama gerek yok. Ben Rabbin önünde esenlik içerisinde, sevinç içerisinde olacağım. Gidip de bunu, aa pastör neden böyle bir şey yapmadı, uzaklaştırıp böyle şeylere hiç girmiyoruz. Biz sadece kendi buğdayımıza, tahılı içimizde güzel büyütmeye, kendi balımızı o peteğe güzel yerleştirmeye bakıyoruz. Biz yüzümüzü Rabbe, güneşe dönüyoruz. Biz yüzümüzü o çiçeklere dönüyoruz. Oradan buradan toplayalım da o nektarı bal yapalım diye. Bizim başkalarıyla, delicelerle, sarıcalarla işimiz yok. Biz kendimiz köklenmeye, kendimiz yükselmeye, kendimiz Rabbe bakmaya, pekişmeye, Rabbin benzeyişine kavuşmaya bakıyoruz. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Kısaca dua edelim mi? Edelim. Evet. Hadi bakalım. Göklerdeki babam, oğlun İsa Mesih'in adıyla önüne geliyoruz ve senden diliyoruz Rab. Biliyoruz ki yargı gününde sen gerçekten senin olanı kendine ayıracaksın. Rab, seninle birlikte olmak istiyoruz. O güne kadar bizi ayartılardan koru. O güne kadar bizi delicelerden koru diye dua ediyorum ya Rab. Onlar eğer bize zarar verecekse bu zararlardan bizi koru diye dua ediyorum ya Rab. Ya Rab, tarlalarımıza düşmanın ekmesini engellemiyoruz belki ama Rab, sen bize bilgelik ver. Ya Rab, sarıcalarla konuşurken, sahte olanlarla konuşurken, dünyadan, bedenden olanlarla konuşurken de bize bilgelik ver. Çünkü sen diyorsun ki düşmanınızı bereketleyin. Bu yüreği istiyoruz ya Rab senden. Düşmanımızı bereketleyebilecek, affedecek, orada öyle durmasına izin verecek, sabredecek, yargı gününe kadar esenlikle sadece gözlerimizi sana çevirecek bir yürek istiyoruz Rab. Düşüncemizi yenile, yüreklerimizi değiştir ve sende 10 kat, 100 kat, 1000 kat ürün verebilelim. En tatlı balı yapabilelim, en güzel ürünü verebilelim diye dua ediyorum. Rab, bizde egemen ol, gel aramızda çalış ve kimin ne olduğuyla alakalı kaygıları, kuşkuları, çekişme ruhunu aramızdan al ya Rab. Biz yargılamayacağız. Yargılamaya layık olan, yargı tomarını açmaya layık olan sadece sensin. Ya Rabbi İsa Mesih. Baba, oğul ve kutsal ruhun adında. Amin. Amin. Teşekkür ediyoruz Nisa. Evet. Teşekkür ederim. Evet değerli Saat Edip Türk izleyicileri, Büyüklere Masallar'da bir masalımızın daha sonuna geldik. Ve Rabbin sözü başlangıçtan beri var ve ebediyen var olacak. Ve baktığımız her yerde onun sözünü, onun işlerini görmek dileğiyle, sevgiyle ve esenlikle kalın. Başka bir masalda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın.